Şimdiki aşamada da ticari borç devir süresinin piyasa değerine etkisine bakacağız. Şöyle yapalım. Ticari borç devir süresi 130 gün. Peki, şuraya ticari borç devir süresini yazıyorum. Sonra piyasa değerini ve bir de net aktif değeri de kıyaslamak amacıyla yazıyorum. Ticari borç devir süresi ne kadarmış? 130 gün. Buraya yapıştırıyorum. Değer olarak. Piyasa değeri ne kadarmış? Şuymuş. Net aktif değeri de yazalım. Net aktif değeri de değer olarak yapıştırıyorum. Şöyle yapalım. Tamamını siyah yapalım, kalın yapalım ve çerçeve içine alalım. Evet, ticari borç devir süresini iki basamaklı gösteriyorum ve şuradaki rakamları formülle bağlıyorum. Bağlıyorum ki hepsini tutarım. Piyasa değerinin etkisini formülle yakalayabilirim. Mesela deneyelim. Şurayı 150 gün yaptığımızda piyasa değeri nereye çıkıyor veya nereye düşüyor? Bunu tespit ettik. Sıfır olsaydı piyasa değerim herhalde negatif olurdu. Evet. Peki. Şimdi hemen şuraya oluşturalım. Eşittir piyasa değeri yapıyorum. Buraya 0, 10, 20. Uzatabildiğimiz kadar uzatalım. 100, 170'e kadar uzatalım. Sonra da hemen duyarlılık analizimizi yapalım. Veri menüsünden durum çözmemesinden veri tablosu üret diyorum. Bunu boş bir yere yönlendiriyorum ve bunu da şu süreye yönlendiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi oluşturdu. Neler çıktı? Şimdi şöyle görüyorsunuz. Şirket, aslında bu şirket tamamen ticari borçla kendini yaşattığını görüyorsunuz. Ticari borç devir süresi piyasa ortalamasına yakın olsa, bir normal 50-60 gün falan olsa, görüyorsunuz neredeyse şirketin piyasa değeri sıfıra kadar geliyor. Neden? Çünkü bakın, şirketin satışlarının maliyeti çok yüksek. Yani bu %90 civarında bir rakamla çalışıyor. Bu seviyede çalışırken şirket anca bunu neyle kurtarabilir? Ticari borç devir süresini uzatarak yaklaşık 130 gün. Yani 130,2 gün neyse işte. Şimdi buradan şunu anlıyoruz direkt. Şirketin satışların maliyeti çok yüksek ama buna karşılık tedarikçisine çok geç ödeme yaparak kendini kurtarıyor. Yani mesela tedarikçisi şunu diyebilir. Sen 130 günde değil de bana 60 günde ödersen işte malı 89 liraya yerine şuradaki 89 veya 90 gün 90 TL yerine 100 liraya sattığın bir malı mesela 90 liraya alıyor. 89,91. Sen bunu bana 130,22 gün yerine 60 günde ödersen ben bunu 88'e çekeceğim. Mesela 88 lira %2 indirim yapabilirim gibi şeyler olabilir. Şimdi tabii ki ben bunu tutup da hemen kafama göre 130 gün ya 130'dan 60'a düşüremem. 60'a düşürürseniz şirketin piyasa değeri sıfır olur. Diğer şartlar sabit kalmak koşuluyla. Fakat aslında bu böyle olmaz. 130'dan eğer siz bunu 60'a düşürürseniz doğal olarak şuradan da bir indirim koparmış olacaksınız karşı taraftan ki ona göre şirketin değeri yine kendini belirleyecektir. Tabii şirketin buradaki stratejisi nedir? Onu yine test ederiz. Yani nasıl bir indirim koparabiliyor karşı tarafta, ne olacaktır onlara bakarız. Şimdi biz kabataslak şöyle bir hesaplamamıza devam edelim. Şuradaki kritik noktaları tespit edelim. Bir, şurayı ticari alacağı, ticari borcumu peşin ödersem ne olur? İki, mevcut durumda 130 küsür gündü. Ben şurayı 130'a yapıştırayım. Bu da mevcut durumu gösteriyor olsun. Aslında tamamını iki basamak yaparsak belki daha mantıklı olur. Şurayı mevcut sürem olarak gösteriyorum. Bir de net aktif değerin altına indiği nokta. Net aktif değerimiz yaklaşık 14'tü. Şunun üzerinden bir deney yaparız. Ve piyasa değerimiz sıfır yapan noktayı da şuradan tespit edelim. Evet. Ticari borç süresi eşittir. Sıfır durumu. Şunu bir yazalım başına. Kalın yapalım. Şöyle yapalım. Bu rakam sıfır yapan ticari borç devir süresi neymiş? Hemen hesaplayalım. Hedef ara diyorum bunu. Sıfır yapan şu rakam kaçtır? 50,64 dedi. Tamam.
piyasa değeri eşittir 0 durumu. Buraya şu rakamı hemen soruyorum. Durum çözümlemesinden hedef ara diyorum. Bu rakamı kaç yapan nedatif değer? 14, 0, 92, 591 yapan şu rakam kaçtır diye soruyorum. 83 küsür gün dedi. Ve gerisini de hesapladım. Şimdi şuna da bakalım. Piyasa değerim nasıl etkileniyor? Şu iki rakamdan birbirini çıkaralım. Şu rakam eksi şu rakam. Ve bunu da 10'a bölüyorum. Şu bölü 10. 420 bin civarı bir rakam ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir nevi de şeyin tespiti oldu. Net işletme sermayesinde biz mesela net işletme sermayesini hesaplarken normal konuyu anlattığım zaman bir ağırlıklandırma yapmamıştım hatırlarsınız. Yani şirketin net işletme sermayesi ihtiyaç süresi dedim ki işte ticari alacak devir süresi artı stok devir süresi eksi ticari borç devir süresi. Peki bakın görüyorsunuz zaten üçü de neredeyse eşit miktarda piyasa değerini etkiliyor. Bu sürelerin bir gün artması veya azalması hepsi 400 küsür gün 400, 410, 420 gibi rakamlar çıktı. Rakamlar birbirine yakın. Yani bunların üçü de neredeyse eşit miktarda etkiliyor. Bunun piyasa değerine katkısı ne kadar oluyor? Siz ticari borcunuzu bir gün arttırırsanız, bakın arttırmak tabirini kullanıyorum, %1.2 etkiliyormuş. Piyasa değerini bu kadar arttırıyormuş. Peki, şöyle hesaplamalarımıza devam edelim. Evet, buraya mevcut durum yazıyorum. Şöyle, buraya da, pardon, mevcut durum buydu. Piyasa değeri eşittir net aktif değer durumu diyelim. Bu şekilde hesaplayalım. Hemen bir grafiğini de çizelim. Şuradan XY grafiği şunu tercih ediyorum. Bakın ticari alacak devir süresinin yükselmesi, pardon ticari borç devir süresinin yükselmesi şirketin piyasa değerini arttırıyor. Borcunu erken ödüyorsa firma şirketin piyasa değerini düşürmüş olur. Şöyle hemen yazalım. Ticari borç devir süresinin piyasa değerine etkisi diyorum. Tüm yazıları kalın ve siyah yapıyorum. Şuradan veri etiketlerini göster diyorum. Şöyle yapalım. Şunu ayrıca gösterelim. Kırmızı. Şu sıfırı da ayrıca gösterelim. Kırmızı yapalım. Şuradaki 14'ü de kırmızı yapıyorum. Bir de mevcut durum. Şurayı da yine kırmızı gösteriyorum. Üstüne notlarınızı yazarsınız. Ve sunum yaparken yönetime dersiniz ki işte sizin ticari borcunuzun süresini bir gün uzatmanız veya kısaltmanız şirketinize böyle bir etki yapıyor arkadaşlar. Evet. Bu kısmı bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar.